Mustafa Balta Madencilik Kulis Ankara programını sunar. Kulis Ankara'da birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da bugün de gündemin sıcak başlıklarını, sıcak tartışmalarını masaya yatırmaya çalışacağız. Özel ve önemli bir konu ağırlıyoruz. Türkiye'nin tanınmış anayasa ve iktisat profesörlerinden Saadet Partisi eski genel başkanı Sayın Mustafa Kamalak bizimle beraber. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar öncelikle. Efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz davetimizi kırmadığınız için. Yoğun bir temponun içerisindesiniz biliyoruz. Nasılsınız? Elhamdülillah şükür. Aksini söylemek ne haddimize. Türkiye'de tabii iki önemli başlık var. En çok tartışılan, en çok konuşulan. Bir tanesi hukuk, adalet. Bir tanesi de ekonomi. Siz iki alanda da hem iktisat, maliye hem de hukuk, anayasa. O yüzden dilimiz döndüğünce, vaktimiz yettiğince hepsine değinmeye çalışacağız. Ama bu haftanın önemli başlıklarından birisi dün altılı masa anayasa, daha doğrusu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasa değişikliklerini açıkladı. Biraz buradan başlayalım. Bakma imkanınız oldu mu? Tabii, genel tabii. Anlamda nasıl değerlendirdiniz? Tabii. Hatta bu sürece sizin katkınız da oldu. Doğrudur. Biraz anlatırsanız. Ben her şeyden önce bu çalışmada emeği olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Yoğun bir tempo içerisinde gerçekten ciddi bir çalışma yaptılar. Ortaya da düzgün, gerçekten ümit verici bir metin çıkardılar. Buna niye ihtiyaç duyuldu? Kanaatimce asıl sorulanması gereken bu. Bunda AK Parti'nin kalkınma ekonomik anlayışının etkisi oldu. Adalet anlayışının etkisi oldu. Siyaset anlayışının etkisi oldu. Efendim muhalefete bakışının etkisi oldu. Efendim iç siyasete yönelik etkilerin oldu. Dış siyasete yönelik etkileri oldu. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde de altılı masa çıktı ortaya. Yani altılı masanın asıl müsebbibi bana kurucusu değil, müsebbibi bizim Tayyip Bey'dir. Sayın Cumhurbaşkanı. Yani genel olarak da AK Parti. Yani neden? Ya bütün bu, yani şunu mu anlayacağız? Dış politikada, iç politikada, ekonomide, adalette öyle şeyler yaptı ki neticede altılı masa ortaya çıktı. Biraz bunu sisteme bağlayanlar yani tabii, özellikle 2018'den bu tabii, yana. Tabii. Mesela biraz açacak olursak AK Parti diyoruz. Bunun açılımı Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi halkımızı, aziz milletimizi yoğun biçimde ilgilendirdiği için kalkınmadan bahsedelim. Evet. Tamam. Sanıyorum netice ortada. Değil mi? Kalkınma bu. Ama büyüyoruz diyorlar efendim. Bunları kabul etmiyorlar işte. Diyorlar ki biz büyüyoruz, ekonomimiz büyüyor. Zenginlik. Diyorlar. Diyorlar. Nasıl anlayacağız yani? Diyorlar. Çok hissedemiyoruz ama. Diyorlar ama insanımız, halkımız öyle demiyor. Bilim öyle demiyor. Daha önce de bahsetmiştim sanıyorum. Doçentlik sınavında benim mutlak surette kalmamı isteyen üniversitede hocam biliyor tabii benim öğrencilik yıllarımı falan biliyor. Hayır, neden kalmanızı istiyor? Şimdi bir kısım solcu arkadaşlarımız için 61 anayasası kutsalların da üzerindedir. Kutsal. En özgürlükçü anayasa derler. Evet. Ama kutsal yani onlar için son derece kutsal. Ben 12 Eylül rejimi döneminde ben bu anayasayı darbeyi eleştirdim. Darbenin ürünü olan anayasayı da eleştirdim. Bunu da konferansta verdim ben şeyde. Belki o dönemleri bilmeyebilirsiniz ama 28 Şubat sürecindeki tutumumu biliyorsunuz.
Tamam mı? Öğrencilik yıllarımda da öyleydi. Tek başıma ben boykot kırmıştım. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde boykot kırmıştım. Hocam beni oradan tanıyor. 12 Eylül rejimi döneminde o darbeyi eleştiren makale konferansına verdim. Bunu da makale eleştirmiştim. Bunu da doçentlik dosyama koydum. Şimdi hocam tabii orada yani efendim 61 Anayasası dönemi onlar için asr-ı saadet gibi tırnak için evet. ifade edin. Bir bakıma öyle o derece. Önemli. Ben onu eleştiriyorum. Hoca hala bırakmak istiyor sizi. Bırakmak istiyor ama jüri 5 kişiden oluşuyordu. 4'ü tavır koyuyor. Hayır diyor. Geçmesi lazım diyor falan. O makale çıkart kaldır onu diyor o zaman. Diğerleri var. Neticede tabii değerli hocam diğerlerini ikna edemeyince kendileri raporunu yırtıp yeni rapor yapıyor. Ama sağ olsun bana çok önemli bir ders verdi orada. Şunu dedi. Sübvansiyon ne demektir dedi. Dış ticaretin yani ihracatın sübvansiyonu ne anlama gelir? Ben kendimce bana göre diye işe girdim, izah ediyorum tabii bana göre. Dedi ki, Sayın Kamalak, senin düşüncene elbette saygı duyarız, tebrik ederiz. Ama bilim dünyası ne diyor dedi. Yani bilim dünyasına bana göre diye tabii, olmaz dedi. Evet. Şimdi iktidar sahipleri ekonomi şöyle diyor, böyle diyor da piyasa ne diyor? O ona göre diyorsunuz. Tabii. Gerçeklere bakmak lazım. Tamam. Gerçeklere konuşacağımız bakmak. Başlıklardan birisi ekonomi efendim. Hakikaten bu, önemli. Bu çünkü gelinen nokta bakın bu enflasyon yapıyı bozuyor. Sadece fiyatların artışıyla kalmıyor. Müteşebbis enflasyonist dönemde ileriyi göremez. Amacı da kar etmektir zaten. Tamam mı? O zaman kısa vadede kar sağlayacak alanlara yönelir. Bu ekonomideki yapılanmayı bozar. İleriki aşamada ekonomi normal rayına otursa bile bu yapıyı değiştirmek kolay olmaz. Kolay olmaz. Tabii. Ya ekonomi, enflasyon bile anayasayla bağlı mı? Onu hiç şüphesiz. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Mesela insan vücudunda çeşitli sistemler var. Görme sistemimiz var, sindirim sistemimiz var, işitme sistemimiz var. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Birisinde bir problem olduğu zaman bütün tabii mesela adaletin olmadığı bir yerde iktisadi kalkınmadan bahsedemeyiz. Adalet önemli. Niye? Adalet yoksa zulüm var orada. Haksızlık var demektir. Müteşebbis güven duymadığı bir ortamda yatırıma yönelir mi? Mümkün değil. Ama velhasıl konuya dönecek olursak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ismini oluşturan iki kavramın durumu ortada. Ortada. Ekonominin durumu bu. Ama adalet daha feci durumda. Daha feci. Çünkü yaşıyorum ben avukatlık yapıyorum aynı zamanda. Aynı zamanda. İşte bütün bakıyoruz ekonomi bu. Yürümüyor. Hele hele başkanlık sistemine geçildikten sonra işler daha bir rayından çıktı. Misalen sayın bakanlar görevinin gereği olarak değil, anayasa ve kanun emrettiği için değil, efendim sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diyor veya sayın cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine. Önemli bir tespit efendim. Tabii. Yani önceden anayasa gereği denirdi, kanunlar gereği, şimdi talimat gereğine döndü iş. Talimat gereği. Bakın piyasaya da yansıyan, kamuoyuna yansıyan bir olay. Mesela eski Adalet Bakanı, belki milli görüş kökeninden geldiği için olsa gerek, Abdülhamit Gülbey, kıyamet de kopsa adaletten ayrılmayın diye bir mesaj verdi. Ne oldu, nerede şimdi Abdülhamit Bey? Gitti. Kim geldi yerine? AK Parti, Tayyip Bey'in partisi diyen değerli arkadaşımız geldi. Olmaz böyle şey. Olmaz. Peki Tayyip Bey ne diyordu Sayın Cumhurbaşkanımız? Acımayın. Acırsanız acınacak hale geliriz.
Böyle bir mantık içerisinde adaleti sağlamak mümkün olur mu? Adaletin olmadığı yerde iktisadi kalkınmadan vesaireden söz etmek mümkün mü? Değil. Her siyasi partinin nihai amacı iktidara gelmek, millete hizmet etmektir. Millete hizmet edebilmesi için bir takım olumlu icraatlarla bulunmak. Şimdi AK Parti iktidar partisi olarak bildiğiniz gibi aşağı yukarı medyanın %90'ına fazlasını ele geçirmiş durumda. Öyle olunca yuvarlak masa toplantısına katılmıyor. Televizyonlar muhalefetten de söz edecek olsa alo Fatih sözü kanaatimce yani. Türkiye'nin malumudur. Bu durumda ayrı ayrı hareket ettiklerinde muhalefet partilerinin hiçbir önemi yok. Gale alan yok. Allah rahmet eylesin, bu vesileyle rahmetle analım. Merhum Erbakan hocamız D8'leri kurarken İslam alemine sesleniyordu. Gelin kardeşlerim diyordu, gelin ya. Şer cephesi üzerimize ittifakla geliyor. Bunları tek başımıza durdurmamız mümkün değildir. Gelin güç birliği yapalım diyordu. Bu düşüncelerle D8'leri oluştu. İşte bir bakıma o düşüncenin yansıması altılı masayı doğurdu. Yani ekonomide, adalette yapılan uygulamalar bu kötü gidişata dur demek için bir güç birliği olarak tanımlıyorsunuz altılı masayı. Başka tabii bakıyoruz öbür taraftan iç politika, ama iç politikada bir ezme sindirme politikası var. Dış politika kanaatimce daha lokal olduğu için, belirli noktalarda toplandığı için daha bariz gözüküyor. Mesela Suriye politikası, evet. Efendim Irak politikası, efendim ne bileyim Mısır politikası, Birleşik Arap Emirlikleri, her şey Allah bula. Her şey daha doğrusu 180 derece politik anlamda değişti aynı iktidar döneminde. Yani aynı, iktidar değişmiş tabii, olsa belki aynı politik iktidar döneminde tabii yapıcı adım atmak önemlidir. Ama niye bu noktaya gelindi? Peki o aylan bebelerin durumu ne olacak? Onları geri getirmek mümkün mü? Onların hepsini konuşacağız efendim. Evet. Hakikaten dış politikada da sıcak gelişmeler var ama dediğim gibi anayasa siz muhtemelen baktınız, hatta sürece katkı yapan isimlerden birisiniz. Yani biraz anlatırsanız yani ne tür katkılarınız oldu, nasıl bir süreç yürüdü bu çalışma sırasında, neleri öncelediniz, neleri dikkat etmeye çalıştınız? Her şeyden önce Türkiye'nin normalleşmesini hedefledik. Zaten bunun özü de bu. Bu kapsamda şunu gördük, yani tespit bu. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi obez bir kuruluşa dönüştü. Evet. Bunu gördük. Tamam mı? Sayısı artık. Yani sayısı büyük ama etkin. Etkisi yok. Az. Obezden. Tabii kastım o. Sayısı arttı. 600'e çıkarıldı. Evet. Yetki meclisin, parlamenter sistemin en önemli özelliği parlamentonun bütçe hakkına sahip olmasıdır. Bütçe hakkı yoksa o ülkede demokrasiden, parlamenter sistemden bahsetmek mümkün değil. Tarihe baktığımızda bütçe hakkı ile parlamenter sistemin gelişimi paralel yürümüştür. Birini diğerinden. Nasıl yani efendim? Yani Şimdi ta 1215'lerde. Ya parayı kontrol eden sistemi kontrol eder mi geliyor? Yani çünkü denetleme mekanizmasından bahsediyorsunuz. Tabii. Parlamento millet adına hareket eden kuruluştur. Milletin temsilcilerinden oluşuyor. Vergiler de alttan alınıyor. Ama şimdi öyle değil mi? Zaten mecliste mesela bir şey görüşmeleri var. Plan birçok komisyonda. Bu aralarda o tartışmaları ve gerilimleriyle gündem, kavgaları, rakamlardan ziyade belki o eleştirileri, rakamlardan ziyade kavgalarıyla gündemde medyanın şimdi gündeminde. Tabii 1215 yılında Magna Carta dediğimiz ayanlarla, lordlarla batıda, kral arasında kıyasiye bir münakaşa, mücadele oluyor. Diyor ki halktan topladığın vergiyi öyle gelişigüzel harcayamazsın diyor. Halkın temsilcilerinin bundan haberdar olması
kontrol etmesi lazımdır diyor. Tabii. Şimdi başkanlık sisteminde bu yetki meclisten alındı. Görüşte tartışılıyor. Peki meclis onay vermese ne olacak? Onaylamasa bütçeyi ne olacak? Hükümet düşecek mi? Hayır. Bütçe yürürlükten kalkacak mı? Değil. Ne olacak? Hükümet efendim yeniden değerlendirme katsayısı nispetinde gelir ve gideri artıracak, bütçe yürürlüğüne devam edecek. Tabii. Bu demokratik ülkeler bakımından kabul edilemez bir durumdur. Bu görüldü, o halde denildi. Bütçe hakkı millet adına milletin temsilcisi olan parlamentoya iade edilmelidir. Ya en önemli düzenlemelerden biri bu. Bu doğrudan demokrasiyle de bağlantılı. Hiç şüphesiz doğru. Zaten dediğimiz gibi. Çünkü düzenlemedeki başlıklardan birisi de o, evet. Bütçe hakkı ile demokratik gelişim paralel yürümüştür. Aşağı yukarı demek ki 1215'lerden bahsettiğimizde 800 yıldır, 900 yıldır. Tabii. Şey böyle. Öbür taraftan diğer bir önemli şey, Cumhurbaşkanı yine halk tarafından seçilecek. Ama yetkileri efendim kontrol edilebilecektir. Milli irade tarafından, yani parlamento tarafından. Parlamento tarafından kontrol edilecektir. Hesap verebilecektir. Nitekim anayasanın da 8. maddesine göre yönetim hakkı Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu'na aittir. Anayasaya ve yasalara uygun olarak yürütülecektir. Bu bir yetki çatışmasına neden olur mu efendim? Araya bir parantez açacak. Yani çünkü halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı, halk tarafından seçilmiş bir parlamento, uyum, ahenk birbirine yakın olduğunda efendim, belki şimdi, problem değil. Bir yetki çatışması riski şimdi, böyle bir eleştiri şimdi getiriyorlar. İyi niyetle hareket edildiğinde böyle bir çatışmanın olmaması lazım. Niye? Çünkü hem parlamentonun hem de Cumhurbaşkanı'nın bağlı olduğu bir metin var. Anayasa var. Hmm. O anayasa çerçevesinde hareket edildiğinde bir yetki çatışması olmaz diye düşünüyorum. Ha burada şunu da ifade eden biz Saadet Partisi olarak, milli görüş düşüncesine sahip kişiler olarak başkanlık sistemine bütünüyle karşı değiliz. Ama bu uygulanan sistem başkanlık sistemi değil. Yani bizim anladığımız manada başkanlık sistemi değil. Bu arada şunu da ifade edelim ki biz geçmişi fazla kurcalamıyoruz sağ kesim olarak. Oralarda bir takım tabularımız var gibi gözüküyor bana. Dolayısıyla oralara girmek, dokunmak bir bataklığa saplanmak gibi gözüküyor. Halbuki oralara eğilmemiz, ilmi açıdan kritiğini yapmamız lazım. Nitekim asr-ı saadet dediğimiz peygamberimizden sonraki dönemi dişelecek şekilde el aldığımızda dört büyük halife şehit edilmiştir. Evet. Dört büyük halife şehit ediliyor. Kerbela olayı hala yüreklerimizi kanatan bir olaydır. Ne oldu? Cemel vakası var biliyorsunuz tarihte. Bir tarafta Hazreti Ali Keremullahi Veçe, Hazreti Peygamber'in damadı. Öbür tarafta eşi var. Hazreti Ayşe validemiz var. Ne oluyor? Yani buralara eğilmemiz, gerçekten objektif, ilmi bakımdan değerlendirmemiz lazım. Ha öbür taraftan bakıyoruz. Efendim başkanlık sistemi, halifelik, sultanlık. Tabii ki biz bunlara karşı değiliz. Ama bakıyoruz Emevi imparatorluk diyorum çökmüş. Abbasi çöküyor. Efendim Selçuklular çöküyor. Osmanlı çöküyor. Ne oluyor? Ya da neden çöküyor bunları bilmemiz lazım. Gemi su alıyor yani. Bir yerden su alıyor. Yani başkanlık sistemi tartışılmaz bir üstünlüğe sahip ise geminin buralardan su almaması lazım. Yani o manada elbette objektif olarak hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir duası var.
bana göre elbette bütün Müslümanlar Hazreti Peygamber'i örnek almak mecburiyetinde, ama o duayı da hiç, hele hele bilim adamlarının unutmaması lazım. Allah'ım bana eşyanın hakikatini göster. Gerçek neyse o haliyle onu bilelim. Yani biz şöyle düşünüyoruz, böyle düşünüyoruz diye o gerçek değişmiyor. Evet, tamam. Hakikat değişmez. Hakikat değişmiyor zaten, hakikatin temel özelliği o her yerde aynı şekilde varlığını sürdürmesi. Yani bu manada efendim Türkiye'deki başkanlık sistemine baktığımızda ne İslami'dir ne de parlamenter sisteme benzemektedir. İslami değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de efendim Şura suresi diye başlı başına bir sure var. Orada buyuruyor ki Müslümanlar işlerini müşavere ile hallederler. Nerede müşavere? Bir sürü danışman var efendim. Danışman var işte, bakıyorsun danışıyor mu? Kim kime danışıyor? O ayrı bir konu. Bakıyor, evet. Bakanlar danışman durumunda değil. Benim görebildiğim kadarıyla yazık ki. Bu sistemin efendim çok özür dilerim. Bakanlardan ziyade danışmanları ön plana çıktı bu. 2018'den beri önceden bakanları biz konuşurduk. Son dönemde danışmanları konuşur olduk. O yüzden biraz ironi yaparak söyledim onu. Danışmanlar da daha çok ne hikmetse böyle... Hepsini kastetmiyorum tabii ama kirli ilişkiler, tuhaf ilişkiler onlarla gündeme geldi hep. Efendim danışman var da kim kime danışıyor? Kanaatimce Sayın Cumhurbaşkanı danışmanlarına danışmıyor. Danışmanları kendisine danışıyor. Efendim nasıl hareket edelim diye. Evet. İşin, öyle bir tablo var. İşin gerçeği bu. Evet. Bu yönüyle diyorum ki bizim inanç yapımıza uymamakta. Parlamenter sisteme de zaten uymadığı ortada. Ortada. Tamam. Yani şöyle bir ana vaatle aslında bu altılı masa yeni sistemi, güçlendirilmiş parlamenter sistem altında kamuoyuyla paylaştı. Ana vaat şu, yani meclisi güçlü, yargısı bağımsız, yürütmesi istikrarlı bir anayasa taslağı, metni, önerisi diye. Siz de böyle diyorsunuz. Çünkü bu sistem... Meclisi güçsüz hale getirdi. Evet, obez, şişmanlattı ama kuvvetlendirmedi. Yargının durumu ortada, gerçekten tartışmalı. Yürütmede belki istikrar oldu ama sonuçları itibariyle bu istikrar ülkenin lehine olmadı. Yazık ki olmadı. Ha, bu arada yine önemli bir düzenleme diye düşünüyorum. Parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildiğinde hükümetin olağanüstü kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi sona erdirilecektir. Bu kanaatimce son derece önemli. Bu noktada çünkü anayasada bir bakıma kendisi için otokontrol mekanizmasını geliştirdi. Biz bunları denetleyemeyiz dedi. Hayır. Denetlemesi lazımdı. Çünkü anayasanın ikinci maddesi olağanüstü halde de yürürlükte. Gerçi onlardan da yani işte 90. maddeye falan şey yaptığını biz denetleyemeyiz falan. Denetlemesi lazımdı. Öyle düşünüyorum. Öbür taraftan işte yine hükümeti güçlendirme parlamenter sistemde hükümet de güçlü olacak. Güven oylaması efendim basit çoğunlukla sağlanacak. Ama güvensizlikte meclis üye tam sayısının sat çoğunluğuyla hükümet düşürülebilecek. Bu da kanaatimce. Yani ne anlama geliyor? Bu şunu mu tarif ediyorsunuz? Yani çünkü bu parlamenter sistem dediğinizde iktidar bunu geçmiş istikrarsız koalisyon dönemlerine ne hatırlatarak karşılık veriyor. Ama siz diyorsunuz ki bu düzenlemeyle ortadan kaldırılıyor mu diyorsunuz? Yani yeni hükümet kurulmadan, yeni başbakan belirlenmeden mevcut hükümet hakkında gen soru verip düşürülemeyecek. Doğru mu anladım? Şimdi siz doğru söylüyorsunuz da bu nasıl işleyecek? Orada benim sorularım var. Önce hükümet kurulur, sonra düşürülür falan. Öyle olursa iyi olur şüphesiz. Ama düzenleme şöyle. Hükümet kurulduğunda mutlak çoğunluk aranmayacak güven oylamasında. Diyelim 300 milletvekili katıldı. 600 milletvekili var ya, evet. Katıldı. Bunların işte anayasanın belirlediği ölçüde diyelim 200 milletvekili evet dediyse
hükümet güven oy almış olacak. Almış olacak. Ama düşürebilmek için, tamam mı, 300 artı 1 oy gerekecek. Yani evet. Düşürmede güvensizlik oyunda sert çoğunluk aranıyor. Güven oyu vermede, hükümetin iş başına gelmesinde ise basit çoğunluk. Evet. Yani toplantıya katılanların Basit çoğunluğu. Basit çoğunluğu. Ne tür sonuçları olur diyorsunuz bunun? Yani bu haliyle istikrarda önem arz eder. Önem arz eder. Öbür taraftan tabii önce başbakan belirlensin. Eğer o belirlenebilirse iyi olur. Nitekim 28 Şubat sürecinde biz başbakanı belirlemiştik. Evet. Yani hükümet değişikliği konusunda Tansu Hanım'a efendim güven oyu vereceğimizi parlamento olarak aritmetik olarak tabii da sanıyorum 284 milletvekili falan evet demişti. Yani şöyle, bu düzenleme olsaydı 28 Şubat belki de olmayacaktı. Yani bugünkü bu şey olmuş olsaydı, hani başbakanı belli. Çünkü aritmetik olarak, gerçi orada niyet farklıydı. Bakışını sen öyle anladın tabii. Ama. Bir de hani geçmişe dönüp, hani merhum Turgut Özal'ın bir deyişi var. Halamın bıyığı olsa dayım evet. olurdu falan biçiminde. Tabii geçmişi şu aşamada dönüp şöyle olsaydı böyle. Belki öyle olurdu veya evet. olmazdı. Onu bilemiyoruz. Ama konuya dönecek olursak kanaatimizce çok önemli değişiklikler var. Mesela bireysel başvuru hakkı genişletilecek. Kurumlar arası yetki çatışması bakımından da Anayasa Mahkemesi'ne yasama, yürütme, yargı organları yetki tecavüzü olduğu kanaatine vardığında başvurabilecek. Peki burada nasıl olacak denebilir? Anayasa Mahkemesi'nin zaten yükü ağır. Burada efendim daire sayısı şu an 2. Artırılacak. 4'e çıkarılacak. Efendim 4 daire bir genel kurul biçiminde çalışma yapacak. Burada şunu da ifade edelim ki bireysel başvuru hakkını Türkiye'de siyasi anlamda ilk defa dile getiren Milli Görüş olmuştu. Evet. Tabii tutanaklara falan bakıldığında tabii şahsım adına değil Milli Görüş adına bu konuları bütçe görüşmeleri esnasında bendeniz dile getirmişti. Böyle şey yapmıştık. Şunu söylüyorduk. Bugün kanaatim de o. Bu aziz milletin evlatları hakkını niye Avrupa kapılarında arasın? Neden? Ama yazık ki Anayasa Mahkemesi bu alanda tutukluk yapıyor. Tutukluk yapıyor. Çünkü bir kısım kararları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden geri dönüyor. Hukuka aykırı bulunuyor. İnsan haklarına aykırı bulunuyor. Ama tutukluk yapmasa kapatılma tehlikesi var. Öyle de bir garip bir ama, şey yani. Sayın Bahçeli bu Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını o aklıma geldi, teklif etmişti. Hayır, Anayasa Mahkemesi gibi bir üst kuruluş eğer gerçekten insan haklarına saygılı isek o da insan haklarına saygılı hareket etmek mecburiyetinde. Şimdi Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli öyle konuşuyor. Anayasa Mahkemesi niye elini çabuk tutmuyor diyor, özellikle bir partinin kapatılması noktasında. Ama öbür taraftan Fazilet Partisi'nin kapatılması konusunda da Anayasa Mahkemesi'nin o zamanki başkanı Mustafa Bumimeydi sanıyorum, çıktı ortaya deklarasyonda bulundu. Dedi ki sistem elden gidiyor. Allah rahmet eylesin. Ecevit'le falan bir araya gelindi. Türkiye partiler mezarlığına dönüştü. Fazilet Partisi kapatılmamalı diye karar verildi. Kapatılmasın demekle kapatılması önlenemezdi. Ne yapmak lazım? Anayasada değişiklik yapmak lazım. Kriterleri değiştirmek icap ediyordu. Hüsamettin Özkan Bey arada epey rol oynadı. Neticede 3 maddede karar kılındı. Bu da yani Fazilet Partisi'nin kapatılmasını engellemek için burada tarihe not düşme bakımından ifade edelim. Odaklaşmanın tanımını değiştiriyor. Evet. 69. maddede bir değişiklik yaparak efendim odaklaşmanın tanımını değiştiriyoruz. Çünkü odaklaşma kabul edildiği takdirde parti kapatılır diyor. Efendim
denildi ki tek bu maddeyle meclisi toplayacak olur, bu gündeme gelecek olursa milletvekilleri oy vermeyebilir, gizli oylama ya, oy vermeyebilir. Ne yapalım? Bir de milletvekillerini ilgilendiren bir madde koyalım. Bu da siyasi düşünce bakımından çok önemlidir diye düşünüyorum şimdi Sandra Joyle gibi. Çünkü işi bitirecek olan milletvekilleri ilk edildi. O zamana kadar milletvekillerinin özlük hakları ile ilgili anayasal bir dayanak yoktu. Emekli sandığı kanununa göre maaşların oluyor. Emekli sandığı üyelerinden birisi itiraz ettiğinde eşitlik ilkesine aykırıdır diye mahkeme anayasa mahkemesine götürüyor. Anayasa mahkemesi de iptal kararı veriyordu. Şu halde bir anayasaya bu yönde bir hüküm koyalım dedik. Tamam. Ama bir de karşımızda bu sefer Demirel faktörü var. Evet. Yani siyasi cambazlık. Demirel'in döneminin uzatılması o zaman. Uzatma değildi aslında. Onu efendim Fazilet Partisi'ni bölüp onun kapatılmasını isteyen AK Parti'nin önde gelen arkadaşlarımız öyle yansıttılar. Tabii öyle yansıttılar. O zaman çok tartışılmıştı. Tabii. Mesela, evet. Neticede biz dedik ki zaten 1999 yılında biz çalışma yapmıştık. Yani benim başkanlığımda bir komisyon ortak metin hazırlanmıştı. Neydi tam adı efendim? Fazilet Partisi'nin anayasa değişikliğine dair uzlaşma metni taslağı. Anladım. Tamam. Biz burada Cumhurbaşkanı'nın 4+4 biçiminde iki dönem Cumhurbaşkanlığı görevini ifa edebileceğini ifade ediyorduk. Böyle olması gerekir diyorduk. Efendim Demokratik Sol Parti'nin önde gelenleri dediler ki 4+4 değil, 5+5 biçimde yapalım. Şimdi Fazilet Partisi'nin peşine takılmış gibi olmasın hükümet denildi. O doğru bir yaklaşımdı. Peki dedik öyle. 5+5 o zaman gündeme geldi diyorsunuz. Evet. 5+5 o zaman gündeme geldi. Biz 4+4 demiştik de onlar dedi ki Hüsamettin Özkan Beyler falan 5+5 olsun. Buradan Demirel'e de eğer meclis isterse senin de seçilme imkanın var mesajı verilmek isteniyordu. Bu üç madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti. Genel Kurul'a geldi. Genel Kurul'da ilk önce Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili madde oyalandı. Bizim arkadaşlarımızın 50 civarında milletvekilimiz oy vermedi. O düşünce tabii hepsi düşmüş oldu. Hepsi düşmüş oldu yani. Yani şimdi, Fazilet'in kapatılmasının AK Parti, zeminini AK bugünkü AK Parti. Tabii şey öyle ayarladı. Yazık, öyle oluşturdu. Yazık ki. Eğer Fazilet Partisi kapatılmamış olsaydı kanaatimce Türkiye bugün böyle olmazdı. Orta Doğu böyle olmazdı. Evet. Hatta dünya politikası kanaatimce değişik bir çehre ile görünürdü şu an dünyada. Niye? Çünkü D8'ler düşünün. D8'ler üzerimize tanklar yürütülürken kuruldu. O şartlar altında. Eğer düşünün 15 Haziran 1997 aradan aşağı yukarı 30 ile yakın bir zaman geçmiş durumda. Efendim eğer D8'ler fonksiyonel hale getirilmiş olsaydı benim kanaatim o şu an Avrupa Birliği'nden çok daha güçlü konuma gelirdi. Niye? Çünkü Avrupa ekonomik değerlerini, kaynakları bitirmiş durumda. Ama İslam coğrafyasında ise en kaliteli petrol, efendim en kıymetli madenler ve hepsinden önemli dünyanın en dinamik gençliği burada. Bu manada, ama o gençlik tabii. Ne hale geldi tabii, şimdi? Evet, tabii. O ayrı bir başlık konusu. Tabii, tabii teknik olarak önemli değişiklikler var ama hem gazeteci hem de toplum en son dönemin en çok tartışılan bu yeni sistemle beraber, başkanlık sistemiyle beraber tartışılan başlıklarından biri partili cumhurbaşkanlığı. Burada da partili cumhurbaşkanlığı ortadan kalkıyor altılı masanın önerdiği yeni anayasayla. Çünkü Türkiye 4 yıldır şunu biraz parti devletine dönüşüyor bu sistemde eleştirisi vardı. Herhalde bu değişiklik de önemli.
Seçilir seçilmez bir partiye aidiyeti varsa oradan istifa edecek. 7 yıl boyunca Cumhurbaşkanı seçilen, sonra önemli olduğunu düşündüğüm için bir daha seçimle gelebilecek herhangi bir göreve talep olamayacak, tabii, gelemeyecek. Tabii. Efendim, onun gibi mesela baraj, seçim barajı %3'e indiriliyor. Evet. Önemli. Efendim, son seçimlere katılıp da %1 nispetinde oy alan partilere hazine yardımının yapılıyor olması kanaatimce önemli. Torba kanun uygulamasına son veriliyor olması keza yine önemli. Biraz önce belirttiğimiz gibi olağanüstü hal kararnamelerinin uygulamadan kaldırılacak olması keyfili önleme bakımından son derece önemli diye düşünüyorum bir hukukçu olarak. Devlet yönetimi bakımından kamu yönetimine gelecek olan kişiler için mülakatın kaldırılıyor olması liyakat açısından kanaatimce çok çok, hele hele adalet yönünden de öyle, önemlidir diye düşünüyorum. Nitekim uygulamada görüyoruz, vatandaş memur adayı yazılıdan optik okuyucunun değerlendirdiği sınavdan %100 alıyor, %90, %95 alıyor ama mülakata gelince kaybediyor. Kabul edilemez bir durumdur bu. Ama bazı hassas kurumlar var iktidar kanında, onu yani bazı kurumlarda kaçınılmaz olarak mülakata ihtiyaç duyuyorsunuz deniyor. Yani böyle bir... O hassasiyeti belirten şey nedir? Nedir o? Eğer zaten... Mesela istihbarat kurumunu alacaksınız ya mutlaka onu. İyi de bu kişinin sabıkası var mı? Onlar zaten... Var mı yani öyle? Burada emmi dayı işi rol oynuyor. Amca yeğen işi devreye giriyor. Bu kabul edilemez bir durumdur. Eğer varsa... Yani bu anayasanın toplumu ilgilendiren en önemli şey, hepsi ilgilendiriyor ama en önemli maddelerinden biri bu diyorsunuz. Yani mülakat çünkü çok tartışılıyor dediğiniz örnekleri var. Bu kabul edilemez bir durumdur bu. Tamam. Şu ifadeyi ben Erzurum'da göreve başladığım zaman Allah rahmet eylesin kürsü başkanım kağıtları okumam için bana şey yapardı. Demek ki çevreden falan bir genç geldi. Efendim dedi, falan var ya öğrenci. İşte şu partiden gözükür ama burada onların gençlik kolu başkanı. Ama komünisttir. Damga bu. Ben yani bırakmamı istiyor. Hmm. Tamam mı? Ben dedim ki bak evladım. Komünistse bu ülkenin askeri var, polisi var, jandarması var, yargısı var. Ben bir kuyumcu titizliğiyle kağıda bakarım. Tamam mı? Ben sınav kağıdından sorumluyum. Onun hayatından değil. Bir kuyumcu kendisine getirilen madene bakar, getirene bakmaz. Tamam mı? Getirilen madene göre değer biçer. Böyle olması lazım. Nitekim Sivas'ta dekanlık yaptığım dönemde de bu ilkeyi titizlikle uyguladım. Tamam. Alacağım asistanlar için diyordum ki arkadaşlar, tükenmez yahut dolma kalem kullanacaksınız. İsim hanenizde kapalı olacak. Jüri üyelerine de diyordum ki arkadaşlar, kağıda son şeklini vereceksiniz ama açmayacaksınız. Yarın herkesin gözü önünde dekanlık odasında açacağız. Çünkü bu ülkenin sağcısı, solcusu, efendim devrimcisi, şusu, bu, hepsi bizim. Yani bu geniş ailenin ferdidir. Onu dışlayamayız. Ha, suçu varsa ona cezayı verecek makamlar bellidir. Yani o manada, yok efendim kurumlarda özellik var. Çalışıyor zaten mesela adam mesela bundan bir süre önce açıkça buradan ilan edeyim ben. Maliye Bakanlığı'nda defterdarlık müdürlüğü için imtihanlar yapıldı. Bana geldiler. Tamam mı? Elenmiş. Efendim 80-90 almış. 74 de bırakıyor sözü de. 74. 75 alsa geçecek. Tamam mı? 74 de bırakıyor. Kabul edilecek şey değil. Tabii
pusulayla gelenler de duysunlar burada. İspatlayabilir misiniz? Mahkeme kararları var elimde. Yani referansla torpille pusula dediğiniz. Tabii canım. Evet, ha, bu arada onu da söyleyeyim. Duysunlar. Cemil Çiftçi Kahramanmaraş İmam Hatip'ten bizim ağabeyimiz durumundaydı. Cemil Çiftçi. Meslek dersleri öğretmeni, İslam Esnü falan bitir. İstanbul'da öğretmenlik yapıyor. Rahatsızlanmış kalpten. Kalp rahatsızlığı var. Doktora gidiyor falan. Hekimler diyor ki hocam kendini fazla yorma. Kalptir esas. Neticede zorluyor kalp. Emekli oluyor. Şimdi iktisatta bir kural var. Tüketim eğilimi kısa sürede değişmez. Değiştirmesi son derece zordur. Tiryakilerin sigaraya bırakmasındaki gibi. Birden bırakamıyor. Yani tüketmeye başladığınızda hemen bırakamıyorsunuz. Bırakamıyorsun. Neyse Allah rahmet eylesin Cemil Hoca emekli ikramiyesiyle bir süre o açığı takviye ediyor. Allah kimseye de yoklukla imtihan etmesin. Eldeki şey bitince tabii ihtiyaçlar bitmiyor ki. Efendim ikramiye falan bitti, emekli maaşı yetmiyor. Ne yapacak? Muhtaçlık kanaatimce ölümden daha beter. Neticede hoca ek ders verebileceği yer arıyor. Her şeye rağmen. Bir okul müdürüne gidiyor, tanıdığı arkadaşı okul müdürüne. Durum anlatıyor böyle böyle. Sayın müdür bakalım diyor. Bakalım tamam falan. Neticede Cemil Bey izin alıp çıkıyor oradan. Merdivenlerden inerken müdür yardımcısı da o toplantıya katılmışmış. Arkadan geliyor. Hocam diyor, müdür bey söyleyemedi ama diyor, ben ifade edeyim diyor. Bir pusula getirseniz partiden diyor. Referans. Referans. Evet. Yani mahalle temsilcisinden, ilçe başkanından, şuradan buradan Cemil Bey orada düşüyor. Cemil Bey orada düşüyor. Bu mu olacak? Evet. Yani liyakat önemli. Liyakat evet. Son derece önemli. Ha suçlu varsa izah edersin. Dersin ki arkadaş bakın burada şu var falan. Mesela bir polis efendim şeyden atılıyor. POMEM polis adayı daha doğrusu POMEM polis eğitim merkezinden atılıyor. Davayı ben açtım. İdare savunuyor. Diyor ki polis mesleği hassasiyet getiren, gerektiren bir meslektir. Polis uyanık olmalı, atik olmalı, ahlaklı olmalı, düzgün olmalı, yani. Şu bu, bir takım kriterler. Yerel mahkeme, idare mahkemesi reddetti davayı. Evet böyle olmalı diyor. Danıştay'a taşıdık. Danıştay da aynı şeyi tekrarladı. Böyle olmadı falan. Ben diyorum ki peki dediğiniz doğru. Polis düzgün olmalı, uyanık olmalı, temiz olmalı. Peki çocuklarımızı teslim ettiğimiz öğretmenler? Ha bu arada ben dayanırken şunu söylüyorum. Efendim ceza muhakemeleri kanunumuzun 231. maddesi var. Hükmün ertelenmesi diye orada. Diyor ki hükmün ertelenmesi verilen hükmün sanık hakkında bir hüküm doğurmayacağı anlamına gelir diyor. Yani memuriyete falan mani olmaz bu. Evet. Ben diyorum ki bak hakkında diyor bunun hükmünü açıklanması geri bırakılmasına ait karar var diyor. Bu münasebetle polis olamaz. Ben diyorum ki peki çocuklarımızı teslim ettiğimiz öğretmenler için daha fazlasıyla bu kriterlerin aranması gerekmez mi? Elbette gerek. Şüphesiz. Hakimler için gerekir. Herkes için. Peki Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan milletvekilleri için gerekir. Peki ülkeyi savunsun diye kendisine top, tüfek, tank, uçak teslim ettiğimiz asker için de gerekmez mi? Gerekir. O zaman kanunun bu hükmünü kime uygulayacaksınız siz? Söyler misin bana? Kime uygulayacaksınız? Üç kağıtçılara falan mı? Yani halbuki kanun genel olur, eşit olur değil mi? Böyle hani adalet de bu durumda diyoruz ya, bunu da sayın iktidar mensupları duysun diye söylüyorum.
Anladım. Efendim önemli değişiklikler var. Biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Biraz sistem mi, insan mı? Biraz onu da sormak istiyorum akademisyen kimliğiniz ama kısa bir reklam arası vermemiz lazım. Efendim kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Mustafa Balta Madenciliğin sunduğu Kulis Ankara programı devam edecek. Ah be, şu kupada olmak vardı abi. Sorma. Çok iyi olur. Renk katardık resmen. Ne nasıl? Biliyorsunuz biz her duruma hazırız. Ama bunun için hazırlanıyoruz. Nasıl ya? Onlarla hazırlanıyoruz. Onlar Altın Ordu. Haydi arkadaşlar! Onlar Türk futbolunun geleceği, umudu. Altın Ordu altyapıdan yetiştirdiği sayısız sporcuyu milli takımlara kazandırıyor. Türk futbolunu bugünden yarına hazırlıyor. Petrol Ofisi, Altın Ordu'nun yol arkadaşı olmanın gururunu yaşıyor. Bir dahakine imzalı isterim ama. Petrol Ofisi bugünden yarına hazır. Afrika'da yaşayan 300 milyondan fazla insan sağlıklı suya erişemiyor. İnsanlar günlük su ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilmek için saatlerce yürümek zorunda kalıyor. Sukuyusu.com.tr ile bölgede su kuyuları açarak bölge halkına temiz su imkanı sağlamaktayız. Su ihtiyaçtır. Su kuyusu hayattır. Sukuyusu.com.tr Türkiye'nin su kuyusu platformu. 444-2007. Arsa'da en güvenilir yatırım vaadi. Yeşil Vadi Arsa Ofisi. 444-2772. Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbul'du. Türkiye'nin düğün paketçisi Modalife, Almanya Langenfeld'de açıldı. Avrupa'nın her yerine teslimat imkanı. Modalife. Kulakları çınlatan gök gürültüleri, geceyi aydınlatan şimşekler... Rüzgar ve yağmur, hastalıklar ve çamur, ayaz ve fırtına. Ama en çok da yalnızlık üşütür insanı. Savaş ve afet bölgelerinde milyonlarca ihtiyaç sahibi, soğuk havaları çaresizce bekliyor. Bu kış kardeşini iyilik ısıtır. İddef.org. Siz bu reklamı izlerken dünyada her saniye yeni gelişmeler oluyor. Peki her gün binlerce yeni haber ve içerik üretilirken nitelikli bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Elbette 1953'ten beri Ajans Press'ti. Ajans Press, markanız hakkında sosyal medya ve geleneksel medyaya yansıyan tüm haberleri yapay zeka modülleriyle takip ediyor. Tek bir kanal üzerinden her sabah size toplu haber sunumu yapıyor. Geleneksel ve dijital medya tek bir tuşla elinizin altında. Ajans Press. Medyadaki gözünüz. Bak tatlım, ne güzel oldu evimiz. Bizim ne zaman bir evimiz olacak anne? Yaptık ya işte oğlum beraber. Neden taşınıyoruz o zaman? Taşınmayın. JB İnşaat'la kendi evinize kavuşun. İstanbul'un merkezinde, üstelik faizsiz. Kişiye özel ödeme seçenekleriyle evinizin keyfini çıkarın. JB İnşaat. Evimiz hayatımız. Güvenli ve hesaplı alışverişin yeni adresi Milli Market'te fırsat günleri devam ediyor. Onlarca marka, yüzlerce seçenekle eşarp ve şal çeşitleri %50'ye varan indirimlerle Türkiye'nin yeni alışveriş alışkanlığı Milli Market'te. Milli Market, bereket burada.
Evleneceklere, yeni ev kuracaklara müjde. Eviniz için aradığınız her şey artık size çok yakın. Onlarca mağaza, yüzlerce seçenekle mobilya, ev tekstili üzerine aradığınız her şey en uygun fiyat ve kampanyalarla Milli Market'te. İster kendinize, isterseniz hediye olarak alın, bu fırsatı kaçırmayın. Milli Market, bereket burada. Radyo Gençlik mobil uygulaması yayında. Canlı yayın programlarımıza mesaj ve isteklerinizi anında ulaştırabilirsiniz. Kaçırdığınız programların tekrar bölümlerini arşivimizden istediğiniz her an dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederken YouTube kanalımızdaki en yeni videoları kolaylıkla izleyebilirsiniz. Apple Store ve Google Play Store'dan Radyo Gençlik mobil uygulamasını indirerek yayınlarımızı 24 saat kesintisiz dinleyebilirsiniz. Türkiye'nin ilk doğal organik temizlik ve kozmetik ürünleri Spami, %30'luk avantajlı fiyatlarıyla şimdi millimarket.com.tr'de. Milli Market, bereket burada. Filmbox, yüzlerce televizyon kanalı, film, müzik, belgesel, spor, dizi, haber. Tüm kanallar bu platformda. Tüm dünya kanalları, premium kanallar, dünyanın en popüler televizyonları. Binlerce sinema filmi, dünya sinemasının en seçkin filmleri Filmbox'ta. Filmbox dünyasına siz de katılın. Biz yangında, afette, dar günde, zor günde milletçe bir oluruz. Orman yangınları da milletimizin yardım için gönüllü olduğu zorlu ve tehlikeli afetlerden biri. Ancak bilgi ve tecrübe sayesinde en güvenli şekilde daha çok fayda sağlamak mümkün. Buradan hareketle Orman Genel Müdürlüğü gönüllü adaylarına yangına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, iş güvenliği ve orman yangınlarında kullanılan araçlarla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor. Gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız Orman Bölge Müdürlüklerine veya Orman İşletme Müdürlüklerine şahsen ya da Orman Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden online olarak başvuru yapabiliyor. Geleceğe gönüllü ol. Hem iktidar hem muhalefet seçim startını verdi. Altılı Masa'nın merakla beklenen anayasa teklifinin detaylarında ne var? AK Parti İstanbul'da, Altılı Masa Ankara'da ne mesajlar verdi? Siyasetteki gelişmeler konuşmadan olmaz da masaya yatırılıyor. Hasan Basri Akdemir soruyor, Habertürk yazarı Nagihan Alcı, Bizim TV genel yayın yönetmeni Şaban Sevinç ve gazeteci Çağlar Cilara cevaplıyor. Konuşmadan olmaz bugün 22'de TV5'te. Altılı Masa'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi beklentileri karşıladı mı? Altılı Masa'nın yol haritası nasıl şekillenecek? Olası bir erken seçime hazırlık yapılıyor mu? 2+1'de gazeteciler Mustafa Deniz ve Çağlar Cilara soruyor. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya cevaplıyor. 2+1 yarın 22'de TV5'te. Mustafa Balta Madenciliğin sunduğu Kulis Ankara programı devam ediyor. Efendim Kulis Ankara'nın ikinci bölümünde birlikteyiz. Saadet Partisi eski genel başkanı Türkiye'nin tanınmış anayasa ve iktisat profesörlerinden Sayın Mustafa Kamalak'la birlikteyiz. Sıcak başlıklardan birisi Altılı Masa'nın dün kamuoyuyla paylaştığı anayasa değişiklikleri önerisi. Bu konuyu kapatmadan önce birkaç sorum daha var efendim. Biraz sistemler ya da anayasalar, hani denir ya anayasaların bir lafzı metni vardır, bir de ruhu vardır. Yani biraz uygulayıcıların niyetleriyle birlikte anayasalar anlam kazanıyor, o ruhu kazanıyor. Niye bunu söylüyorum? Bir tanesi parti kapatma. Bu yeni metinde de Altılı Masa'nın, altı liderin paylaştığı metinde parti kapatmak zorlaştırılıyor çeşitli düzenlemelerle birlikte. Ama ben bu manşetleri 2010 yanlış hatırlamıyorsam AK Parti döneminde de bir takım düzenlemeler yapılmıştı.
Ve o zamanki manşetleri nerede hatırlıyorum, neredeyse parti kapatmak imkansız hale getiriliyordu. Ama bugün HDP Türkiye, HDP'nin kapatılması davasıyla karşı karşıya. Yine dokunulmazlıklarla ilgili hep tartışma konusu olur. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılacağı bu metinde var. Ama yine aynı şekilde bu dönemde aynı vaadi, aynı vurguları AK Parti yapmıştı ama Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yaşadığı bir süreç var mecliste. Biraz onu, yani sadece metinler, lafızlar yeterli mi? Burada niyetler de önemli mi? Yani niyetiniz neyse biraz kanunlar ona göre mi şekilleniyor? Bunu nasıl aşacağız? Bu dediğiniz doğru. Mesela Fransız ihtilalinin mimarlarından, önde gelenlerinden avukat Robespierre var. Nice baş kesmiştir. İhtilalin liderlerindendir. Giyotinleriyle meşhur. Giyotinleriyle meşhur. Ama gün gelir hesap döner, sap döner misali. Kendi o giyotinde can veriyor. Yargılanırken de diyor ki, sizi teyiden ifade edelim. Benim niyetim kötü olduktan sonra siz bana son derece masumane yazılmış iki cümlelik bir metin getirin, ben sahibini idama götüreyim diyor. Öyle de olsa yine objektif kriterler önemlidir. Objektif kriterler. Mesela işte bu yeni metinde meclisin izin vermesi şartına bağlı. Yargıtay, evet. Cumhuriyet Başsavcısının Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açabilmesi, meclisin 360 milletvekilinin, yani 5'te 3 izin verme şartına bağlanıyor. Bu önemli. Yeterli mi? Bana göre değildi. Ben bu şey görüşülürken dedim ki hüküm giyme şartını koyalım. Çünkü Kenan Evren Anayasası'na göre bile hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunmadıkça hiç kimse suçlu sayılamaz. Siyasi partiler de birer kişiliğe sahip, tüzel kişiliğe sahip. Tüzel kişinin tüzel kişi olarak suç işlemesi mümkün değil. Ama suçlular için, yani odaktan bahsediyoruz ya, odaktan bahsediyoruz. Suçlular için bir şemsiye, bir liman vazifesi görme noktasına gelmişse, işte o zaman odaktan bahsedelim dedim. Arkadaşlar kanaatimce herhalde hani suçlanıyor da işte HDP falan, evet. PKK falan. Büyük ölçüde sanıyorum o düşünceden dolayı hüküm giyme şartını metne koyamadık. Evet. Tamam mı? Ben dedim ki tıkamayayım şeyi, muhalif şeyle. Daha güçlü hale getirebilebilirdi diyorsunuz. Yani. Tabii hüküm giyme, evet. Şartı var. Öyle olması lazım. Şimdi eğer gerçekten bir parti, her fiilden dolayı değil, anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasındaki yasakları işleyen bir odak haline gelmişse kapatılacak. Ama suç olmadan ceza olmaz. Ortada ceza yok. Birileri diyor ki odak haline geldi. İşte dediğiniz o zaman. Fazilet Partisi örneğinde olduğu gibi. Nitekim Mustafa Bümün Bey deklarasyon yayınladı. Sistem gidiyor herhalden dedi bu şey hazırlık yapılırken işte. Kanaatimce o 50 civarındaki arkadaşımızın ekmeğine de yağ sürdü o. Parti kapatılsın ki. Biz yeni parti kuralım diye öyle. Bu dediğiniz doğru ama öyle de olsa efendim meclisin izin kriteri yani 5'te 3 çoğunlukla nitelikli çoğunlukla izin veriyor olması önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Aynı şekilde diyorsunuz ki bu dokunulmazlıklarla ilgili de ayrıca var. Tabii odaklaşmada efendim yasama sorumsuzluğu kapsamındaki fiiller de odaklaşmanın belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır. Bu da önemli. Meclis kürsüsündeki konuşmalar
odaklaşmada dikkate alınmayacaktır. İki husus çok önemlidir diye düşünüyorum. Bunlar evet. Bir şey de bu da yılların tartışması efendim. YÖK. YÖK kaldırılacak düzenlemelerdeki başlıklardan birisi. Evet 130. Evet. Yani hep YÖK kaldırılacak muhabbeti var ama bir türlü kaldırılmıyor veya ne oluyor? Nitekim AK Parti'nin de vaatlerinden biriydi ama... Allah rahmet eylesin Erdal Bey, Erdal İnönü muhalefetteyken eline limon alır halkı böyle sıkıyorsunuz derdi. Evet, Adalet ve Kalkınma, Adalet ve Kalkınma Anavatan Partisi'nin özellikle merhum Özal için böyle şey verirdi. Günün birinde kendileri de koalisyon hükümeti biçiminde iktidar olunca sordular o samimiyetin, o sevimli haliyle Allah rahmet eylesin. Dedi ki ya dedi işte ne bileyim dedi iktidar olmak muhalefette olmak gibi olmuyor dedi. Tamam mı? Şimdi tabii iktidara gelmeden önce insanlar ölçüyor, biçiyor, evet diyor böyle olmaması lazım. Efendim üniversitelerin gelişebilmesi için fikri hür, vicdanı hür, nesillere ihtiyaç vardır. Böyle olması lazım diyor. Ama YÖK bir darbe ürünüdür. Yani zinde güçlerin eseridir. Yani öyle olsun demekle olmuyor. Mesela Refah Yolu Hükümeti'nde gerçekten biz çok şeyi hedefliyorduk. Ama en fazla 6 ay dayanabildik. 11 ay gibi falan ama sayma o 5 ayı sayma. Ne çektiğimizi biz biliriz evet. Tamam mı? Tank yürüyor üzerimize ya. Kime karşı yürüyor Sincan'daki tanklar? Tamam mı? Kime karşı yürüyor? Bir de Türkiye'nin geçmişini hatırladığımızda darbeleri dönemini falan o tank üstümüze geliyor. Tamam mı? Şimdi tabii YÖK'ün sahibi var, sahipleri var. Tamam mı? Dediğimiz gibi bir darbe ürünü. Arkada zinde güçler var. Tamam mı? Ama böyle de olsa bu metinde ben de katılmıştım işte bu arada çok önemli bir değişiklik oldu. YÖK kaldırılıyor. Tamam yerine tabii bir dedi ki bir organizasyona ihtiyaç var. Üniversiteler arası bir koordinasyona ihtiyaç var. Bir denetim mekanizmasına ihtiyaç var. Bilimsel şeyleri değerlendirecek bir kuruluşa, organizasyona ihtiyaç var diye konuştuk. Yüksek Öğretim Üst Kurulu oluşturuldu. Madde 131. İnşallah iyi olur diye düşünüyoruz. Çünkü şu kadarını ifade edeyim. Ben üniversitede doçenttim. Bir gün bir abi aradı telefonla. Hayatta ise Allah uzun ömürler versin, vefat etmişse Rabbim rahmet eylesin. Mustafa Hoca dedi, yerinde olduğunu anlaşılıyor da müsait misin dedi. Buyur abi dedim. Başka fakülteden şey yapıyorum. Buyur dedim. Geliyorum dedi. Buyur dedim, bekliyorum. Geldi, önüme şöyle bir dilekçe uzattı. Ya ne var şunda dedi, bir bak bakalım. Okudum, profesörle müracaat etmiş ama YÖK atamasını yapmamış, geri çevirmiş. Dava açıyor tabii YÖK'ün olumsuz işlemine karşı. O zaman YÖK'ün işlemlerine karşı davalar Danıştay'da açılıyordu. Biz Erzurum'dayız, dilekçe Erzurum'dan buraya gönderilecek. Avukat tutmuş, tabii profesörlük yaban atılır bir şey değil. Önemli masraf yapmış. Efendim sanıyorum 9-10 klasör şey hazırlamış. Döküman hazırlamış. Çalışmalarını falan o zamana kadar ki yapmış olduğu çalışmaları falan. Avukat dilekçeye yazmış. Git davanı aç diyor. Başkan dilekçeyi şöyle gözden geçiriyor. İmzalayıp açılması için şeyin. Diyor ki Mustafa Bey gördün mü bu dilekçeyi diyor. O abi diyor ki, hangi Mustafa Bey efendim diyor, Sayın Kamalak diyor, gördü mü? Yo diyor, şimdi 12 Eylül rejimi döneminde ben haksızlığa uğrayan
efendim öğrenci, memur, hoca vesaire için resmi avukatlık yapmıyordum ama fiilen onlara yardımcı oluyordum. Bunu üniversite camiası da biliyor. Tabii idare mahkemesinde hakimler de hani o üsluptan falan biliyor yani bu sıradan bir kalemin işi değil diye. Onlar da biliyor kim var bu işin gerisinde diye. Sonra arkadaşlar dedi ki sanıyorum 400'e yakın dilekçe yazmışım ben o şekilde arkadaşlara. Neyse diyor, hayır deyince neyse diyor, başkan imzalıyor, dava açılmış oluyor şimdi. İşte ama o abinin yüreğine dert oluyor bu. Başkan niye böyle söyledi? O konuyu izah etti. Ben hayırlı olsun abi dedim, hayırlı olsun. Ama dedi niye böyle demiş olur dedi. Ben dedim ki Mustafa Bey görmüş olsaydı bu dilekçe böyle olmazdı demek istemiş o dedim. Ne var dilekçede? Dedim ki bak abi, siz yeniden jüri istiyorsunuz. Mahkeme jüri kurmak zorunda. İyi de jüri kimlerden oluşacak? Sen profesörlere müracaat ettiğine göre profesörlerden oluşacak. Profesörler nereye bağlı? YÖK'e. Sen kimi dava ediyorsun? YÖK'ü. Abi dedim sen şu şartlar altında senin lehine rapor verecek en azından 3 tane profesör düşünebiliyor musun dedim şu şeyde. YÖK'e dava ettiğim bir konuda. Tabii bozuldu, üzüldü. Peki ne olmalıydı dedi. Bu kadar klasöre falan lüzum yoktu. Yani başkan biliyor dedim bize var. Dünyanın her tarafında efendim jüri çoğunlukla karar verir. 5 kişiden 3'ü zaten benim lehime karar vermiştir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı yok. Neden 3 kişinin raporunu esas almıyor da 2 kişinin raporunu esas alıyor? İşlem hem Türk hukukuna hem de uluslararası hukuka aykırıdır. İptali gerekir dedi. Biter bu dedi. Şeyde. Sözü uzatmayalım. Neticede rapor geldi. 5-0 aleyhe. Şimdi o şey inşallah bu şeylere müdahale edilmeyeceği için umulur ki daha işin başında evet. bile değiliz, düşüncesindeyiz. Hayırlara vesile olur diye ümit ediyoruz inşallah. Biraz da yani anayasayla ilgili sıcak bir başlık olduğu için biraz ağırlıklı olarak bunun üzerinde durduk. İlave etmek istediğiniz ya da dikkat çekmek istediğiniz bir başlık varsa onunla devam edelim. Oradan biraz dış politikaya, özellikle Suriye ile ilgili de sıcak gelişmeler burada, var, mesajlar var. Burada işte bir etik kurulu, etik kanunu çıkarılacak parlament milletvekillerini falan denetlemek için önemli bir şey eğer başarılabilirse bence buradaki bütün maddeler önemlidir. Burada en önemli husus da bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu metne destek vermesi, bu alanda çaba sarf etmiş olmasıdır. Çünkü CHP'nin hani biliyoruz geçmişine falan baktığımızda hep böyle tutucu genelde sağ kesim için kullanılır ama bu devlet yönetiminde zinde güçlerle işbirliği yapmada maalesef CHP'nin olumsuz etkileri var geriye baktığımızda. Sayın Kılıçdaroğlu bu olumsuz etkiyi silmeye çalışıyor. Kendisine kolaylıklar dilerim, başarılar dilerim. Ama inşallah muvaffak olur. İşte helallaşma niye ortaya çıkıyor? CHP'nin maalesef... Aynı zamanda bir yüzleşme diyorsunuz. Yüzleşme tabii. Ama helallaşma yüzleşmeden daha önemli. Çünkü helallaşma yüzleşmeyi de içerir. Evet. Ama yüzleşme helallaşmayı içermeyebilir tabii. Tamam bir şey daha o zaman önümdeki notlarda dikkatimi çekti. Siz de avukatsınız. Biz genelde bu tür sahneleri Amerikan filmlerinde görüyoruz. İddia makamı ile savunma makamı eşitlenecek. Sanırım on binlerce avukat var. Ciddi problem onlar açısından bu değil mi? Yani şu andaki mevcut uygulama aslında kanunen de hukuken de adaletin işleyişi gereği iddia makamı ile savunma makamı eşit şartlarda olması lazım ama şu ana kadar bu böyle değil. Bu düzenlemeyle biraz bu eşitlik sağlanmaya çalışılacak. Bu dediğiniz doğru. Bu da binlerce avukatı ilgilendiren tabii bir şey. Dedi. Aslında adaleti ilgilendiren bir durumdur bu. Gerçekte devleti ilgilendiren bir durumdur bu.
Evet, yargının üç kolu var. Yasama, yürütme, ne diyoruz? Savunma, yargı, hakim. Hakim var, savcı var, avukat var. Ama söylem böyle olsa da eşitlik yok. Yani savcı kurumsal olarak her ne kadar eski adıyla müddei umumi olsa bile günümüzde devleti temsil ediyor. Yazık ki. Yani devlet, devletin gücü orada hissediliyor. Bunu mahkemelerde hissediyoruz. Evet. Tabii. O yüzden bu düzenlemede tabii, bir işleyiş aslında önemli. Hakimle aynı seviyede. Çok yerde de hakimler maalesef iddia makamının esas hakkındaki mütalaasına uymak durumunda kalıyor. O da niye öyle? Onu da çözebilmiş değilim. Değiliz. Herhalde iddia makamı devleti daha fazla göz önünde bulundurur. Çünkü atamayla oraya, öteki de atamayla geliyor ama daha bir idareye bağlı gibi. Hayır, maaşı ama devletten alıyor zaten efendim yani sonuçta. Efendim alacak da hani şimdi hakimler için vicdani kanaat anayasanın 138. maddesinin 1. fıkrasına göre orada enteresan bir cümle var. Hakimler kararlarında serbesttir. Ancak anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatine göre hüküm kurar. Bu daha ziyade hakimlere yönelik bir ifadedir. Efendim dış politika sıcak başlıklar var orada da. Biraz da ekonomi sonuna doğru vaktimiz kalırsa. Hakikaten bir normalleşme süreci var ama normalleşme sürecinin etkisi giderek yükseliyor. En son işte Mısır'la bir normalleşme, Sisi'yle verilen fotoğraf Türkiye'de de gündem oldu. Arkadaşlar da ekrana getirdi ama hemen akabinde belki Mısır'dan çok daha fazla bizi ilgilendiren Suriye. Siz hem biliyorum ben Mısır'a gittiniz o süreçte hem Suriye'ye gittiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu normalleşmeyi? Bu normalleşme normal mi? Valla tabii ki normalleşme istediğimiz bir şey. Çok geç kalmış, hazin bir normalleşmedir bu. Yani baba katiliyle bir bakıma evladın bir araya gelmesi gibi, barış sağlaması gibi öyle bir durum bu. Abartılı bir ifade olduğunu sanmıyorum. Çünkü baktığımızda neticede tüm İslam alemi bu olaylardan, başlangıçtaki olaylardan etkilenmiştir. Mesela Arap Baharı denildi. Ben o zaman çırpındım. Dedim ki hayır bu Arap Baharı değil. Korkarım ki İslam kışına dönüşür. Nitekim öyle oldu. Bu İslam kışına dönüşür. Mısır'ı ziyaret ettiğimizde siz vardınız herhalde değil mi? Vardım efendim. Ben de size eşlik etmiştim. Orada nasıl değerlendiriyorsunuz diye arkadaşlar sorduğunda rahmetli merhum Mursi ile görüşme vardı yanlış hatırlamıyorsam ama olaylar başladı. Zaten birkaç gün geçmedi darbe oldu. Tabii o görüşme gerçekleşemedi. Ama ben oradayken şöyle demiştim. Mısır Türkiye'nin 28 Şubat'ına gebedir. Onu görüyorum. Ama 28 Şubat'a nispetle Mısır'daki gelişmeler daha ağır olacaktır diye yorum yapmıştım. Bunu da üç sebebe bağlamıştım. Bugün de aynı görüşteyim. Bir, Mısır'ın bir Erbakan'ı yok. Olayları yönlendirecek, pasifize edecek bir Erbakan yok. Düşünün, Refah Partisi kapatılmış. Erbakan Hoca hemen televizyonlara karşısına geçmiş, ben yanındayım. Büyük ihtimalle içinden kan akıyor onun. Ama diyor ki, biraz önce diyor öğrendik ki Anayasa Mahkemesi Refah Partimizin kapatılması konusunda bir karar vermiştir. Tarihin akışı içerisinde bir noktadan ibarettir diyor.
bunu diyecek. Bu önemli tespit. Tabii. Evet. Bunu diyecek efendim Mısır'da bir Erbakan yoktu. Bu bir. İki, Mısır'da milli görüşün tecrübesi yoktu. İhvan'ın tecrübesi yetersiz miydi onun mu? O akademik olarak siyasi bu, tecrübesi. Siyasi tecrübe tabii o görüldü. Tecrübesi yok. Üç, efendim Mursi'nin mecliste grubu yok. Milletvekili yok. Siyasi desteği yok. Kendisi cumhurbaşkanı ama şöyle düşün, bir komutan ne kadar mahir olursa olsun askeri yoksa. Değil mi? Öyleydi. Yazık ki bizim endişelerimizden daha büyük cereyan etti. Orada da AK Parti'nin Tayyip Bey'in vebali var. Ne dedi? Direnin dedi. Direnin. Biz direndik, kazandık. Hayır Sayın Cumhurbaşkanım. Hayır. Siz direndiğiniz için kazanmadınız. Kazandırıldınız. Milli görüşü böldüğünüz için kazandırıldınız siz. Diren dediğin Mısır ordusu eğer biraz devlet tecrübenin olsaydı o tarihlerde maaşını efendim Amerika'dan aldığını görürdün. Mursi'nin gerisinde İsrail'in bulunduğunu görürdün. Sisi'nin de arkasında İsrail'in, Amerika'nın, dolayısıyla Avrupa'nın bir bütün halinde ittifak biçiminde efendim Sisi'nin yanında olduğunu görürdün. Direnin dedi, direndi. 7-8 bin Müslüman gencin şehadetine vesile oldu. Yazık ki. O öyle. Şu an tabii normalleşmeye dönülüyormuş falan. Dönülebilir. Ama daha erken dönülmüş olsaydı Mavi Akdeniz'deki haklarımız sanıyorum daha bir güvencede olurdu. O zaman biz Mısır'la burada, evet. Mısır'la bir araya gelmiş olsaydık Mısır'la Yunanistan kanaatimce orada işbirliği yapamazdı. Bunlar öyle. Çok fazla iç politikaya malzeme yapıldı efendim. Biraz bu tartışma herkes şunda hemfikir. Yani gerçekten normalleşmeliyiz. Gerilim üzerinden, kavga üzerinden bir dış politika inşa edilmez. Ama buradaki problem bu tür önemli gelişmeler, önemli hadiseler, sadece bir iki ülkeyi değil, belki bütün coğrafyayı ilgilendiren bu meseleler çok fazla iç politika malzemesi yapıldı. Bugün niye bu kadar tartışılıyor bu normalleşme? İşte Rabia heykelleri dikildi. AK Parti'nin siyasi simgesi Rabia işareti oldu. Ama şimdi işte Rabia heykelleri kaldırılmaya çalışılıyor. İşte işaretin akıbeti belli değil daha. Yani biraz burada da problem yok mu? Yani bu kadar önemli gelişmelerin, insanların, ülkelerin geleceğini ilgilendiren gelişmelerin bu dönemde bu kadar iç politikaya konu edilmesi biraz bu fotoğrafları hala ekranda duran Suriye ile ilgili de ona da bir başlayacağız ama daha tartışmalı hale getirmiyor mu? Efendim tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Efendim insan şöyle düşünelim, bir araba yoldan çıktığı zaman nerede nasıl duracağını Allah'tan başka kimse bilmez. Kaptan da o arabaya hakim olamayabilir. Kontrolden çıkarsa araba. Şimdi dış politikası, Türkiye'nin dış politikası maalesef kontrolden çıkmış gibiydi. Tamam mı? Kontrolden çıkan arabayı bir şekilde kontrol altına alırsan ama nasıl alırsan onu bilemeyiz. Tamam mı? Elbette bir takım hasarlar olacak. Oldu da zaten şimdi. Oldu. Bir takım değil ki evet. Tabii oldu. Tamam bu hasarlar oldu. Peki kim kazandı? Bir de oraya bakmak lazım. Kim kaybetti, kim kazandı? İslam alemi kaybetti. Ama ırkçı siyonizm, küresel emperyalizm kazandı. Bugün Kudüs nerede? Bakın ben milli görüş erlerine hatırlatmak isterim. Merhum Erbakan hocamızın son olarak Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na seçildiğinde 17 Ekim 2010 tarihinde şehadet parmağını salona doğru uzatıp da milli görüşün tek temsilcisi var. O da Saadet Partisi'dir. Birileri çıkıp da
ben de milli görüşçüyüm diyecek olursa o ancak palyaçoluk yapmış olur diyordu. Şimdi ben de milli görüşçüyüm falan 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 diyen arkadaşlara hatırlatmak isterim. Bundan tam 42 yıl önce milli görüşerleri merhum hocamızın başkanlığında Konya'da milyonların katıldığı bir miting düzenlemişti. Ben üniversitedeydim o zaman, yardım doçenttim. Neydi o mitingin sebebi, amacı? Dönemin İsrail Başbakanı Kudüs İsrail'in başkenti olacak demişti. Milli görüş erleri bu sözü protesto için oraya akın etmişti. Hayır. İşleri Bakanı düşürüldü. Hayır diyordu. Hayır. Kudüs bir İslam kentidir. Orası İsrail'in başkenti olamaz, olmamalıdır. Niye? Çünkü Müslümanların ilk kıblegahıdır. Bu bir. İslam peygamberinin Miraç yolculuğun başladığı yerdir. Üç. Asırlardır Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin zamanından bu yana, yani 636'dan beri orası bir İslam kentidir. Bu yüzden diyordu. Peki şu an Kudüs ne halde? Nerede? İsrail'in başkenti. AK Parti iktidarda. Milli görüşçüyüz biz de diyor. Öyle mi? Arkadaşlar daha işe yola çıkmadan milli görüş gömleğini çıkardım da öyle yürüdüm ben. Tamam mı? Öyle yürüdüm. Öyle başıma. Tamam. Suriye efendim 2011'de de Şam'a gittiniz. Esad'la görüştünüz. Şu boyutuyla sormak istiyorum. O zaman çok ağır eleştirileri arkadaşlar da ekrana veriyorlar. İlginç. İki genel başkan, Temel Bey de orada şu andaki Saadet Pars genel başkanı. Hakikaten çok ağır eleştirilere muhatap kaldınız. Bugünkü sosyal medya jargonuyla söyleyecek olursak linç edildiniz. Esadçı olmakla suçlandınız. Şiacı olmakla suçlandınız. Ama şimdi o zaman bu eleştirileri yapanların birçoğu şimdi Esad'la görüşmenin ne kadar gerekli, ne kadar önemli olduğunu ifade ediyorlar, ifade eden makaleler, yazılar, tweetler atıyorlar. Ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz ki tam 11 yıl geçmiş üzerinden? Şimdi tabii ki gerek Suriye ziyareti olsun, gerek efendim Mısır ziyareti olsun, yapılması gereken ziyaretler de bunlar. Eleştirileri elbette biliyorum. Nitekim belki şey yapacaksın, ben Suriye ziyaretine karar verdiğimde parti içinde bir takım abiler dediler ki gitme, olur mu? Rapor alalım dediler. Yani hastalanmış olacağım, gitmeyeceğiz. Bunun doğru olmayacağını söyledim. Ama eleştiriler de kaçınılmaz, bizim temel vasfımızdır o zaten. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki onlar kınayanların kınamasını aldırmadan. Efendim şu şunu dermiş, bu bunu dermiş. Bunun önemi yok. Allah nedir? Tamam mı? Önemli olan budur. Bak, Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi 114 sure var. En başında Fatiha suresi geliyor. Her bir namazın her bir rekatında okuruz onu. Ne var orada? İhtina sıratal müstakim. Asıl olan yolun doğruluğudur. Yani o hususlarda da keramet bizde değil. Evet. Takip ettiğimiz yolun doğruluğundadır. O zamanki bir cümlenizi not almışım efendim. 7 dakikada girer ama 7 yılda çıkamazsınız demişsiniz. Bak arada sonuç öyle oldu. Yani hala çıkamıyoruz. Şimdi işte bir umut işaretleri var. Böyle yeşil ışıklar yakılıyor. Karşılıklı mesajlar veriliyor ama hani 700 bin candan, 15 milyon mülteciden bugün Türkiye'de hakikaten en önemli problemlerden birisi de Suriyeli mülteci meselesi. Bütün bunlarla birlikte düşündüğünüzde çok kitabın ortasından söyleyeyim. Değer miydi? Neden, nerede başladı bu hikaye? Ne oldu? Allah rahmet eylesin. Erbakan hocamız derdi ki hiçbir şey tesadüfi değildir. Hiçbir olay kendiliğinden cereyan etmez. Hele hele siyasi olayların mutlak surette bir düzenleyici, planlayıcısı vardır. Bu olayların hepsinin temelinde
Büyük Orta Doğu projesi vardır. Büyük Orta Doğu projesi. Nedir Büyük Orta Doğu projesi? Büyük İsrail projesidir. Büyük İsrail projesi. Hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde bize de bir görev verilmiştir diyordu Büyük Orta Doğu projesi ile ilgili olarak. Büyük Orta Doğu projesi eş başkanlığı görevini verildiğinden bahsediyordu. Bendeniz o zaman dedim ki Sayın Başbakan'a bu görevi kim verdi? Bizim bildiğimiz kadarıyla parlamento Sayın Başbakan'a böyle bir görev vermedi. Yine bildiğimiz kadarıyla aziz milletimiz de böyle bir görev vermedi. Büyük Orta Doğu projesinin bahanesini biliyoruz. İsrail. Amacını biliyoruz. Büyük İsrail devletini kurmaktır. Uygulayıcısını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ama bilmediğimiz bir şey var. Sayın Başbakan'a bu görevi kim verdi? Burada da yoğun eleştirilere muhatap olduk, hatırlayacaksınız. Yalancılar, müfteriler falan filan. Kendi sesinden ortaya çıkarılınca o konu kapatıldı. Ama kapatılma, kapanmadı tabii. Yazık oldu. Yani geriye dönüp baktığımızda çok çok yazık oldu. Türkiye'nin bugünkü ekonomik sisteminin bozulmasında vesairede de kanaatimce Suriye politikasının çok büyük etkileri vardır diye düşünüyorum. Kira artıyor falan burada. Türkiye'de şu kadar efendim 4-5 milyon Suriyelinin olduğu söyleniyor. E bunlar nerede kalıyor? Bunların eve ihtiyacı var. Barınacak şeylere ihtiyacı var. Tamam mı? Onlar açısından da, Türkiye açısından da bir sürü. Ne dersiniz efendim? Önce bu kardeşim Esad diye başlamıştı süreç. Sonra zalim Esed oldu. Bu süreçten sonra tekrar kardeşim Esad ve bir sürece evrilir mi yoksa evrilmesi, bu da bir hayal? Evrilmesi lazım. Lazım. Tabii evrilmesi lazım. Şimdi halkımızın her alanda olduğu gibi bu alanlarda da güzel değişler vardır. Nedir o? Der ki başkasının aklıyla hareket eden başa bin bir türlü hal gelir. O dönemi hatırladığımızda Amerikan Başkanı Obama, evet, hatırlayacaksınız sizler de medya mensubu olarak, Esad yürüyen bir ölüdür. En kısa zamanda gidecek diyordu. Sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanımız da bu söze itibar etti. Gerçek zannedildi. Halbuki ehli küffarın ifadesini kullanmak gerekirse Müslümanı Müslümana kırdırmaktır. Silah onların, akıl onların, efendim netice itibariyle ölen, öldüren bizim insanlarımız. Şu 20 yıllık sürece bir bakalım, AK Parti'nin iktidarda bulunduğu döneme bir bakalım. Kim kazandı, kim kaybetti? Bir bütün halinde makro açıdan bakacak olursak İslam alemi kaybetti. Kim kazandı? Mikro planda İsrail, makro planda bütünüyle İslam düşmanları kazandı. Yani Rusya bile kazanç taraf. İlk kez bu sayede tabii, sıcak denizlere indi denildi. Laskiye'deki üsleri. Evet, yani bundan 20 yıl önce bölgede bir tane Irak üniter bir yapıdayken, Suriye üniter bir yapıdayken ne Amerika'nın ne de Rusya'nın bir tane üssünü bulmak mümkün değilken bugün sayamadığımız çoklukta bir üst yazık ki yapılanması var. Yazık ki. Halbuki eğer D8'ler aktif hale getirilmiş olsaydı ki AK Parti bunu yapabilirdi. AK Parti efendim İslam alemi için gerçekten bir birleştirici rol oynayabilirdi. Eğer sağa sola yalpalama yapmamış olsaydı. Ama o zaman da iktidara gelebilir miydi? İktidar mı oldu şimdi ki? 20 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Şöyle diyelim. Siz, ben arabanın direksiyonuna geçtik. Ama emir ve talimat üzerine o arabayı başkalarının istediği yöne götürüyorsak iktidar değil. Biz arabaya iktidar değiliz. Verilen emri uyguluyoruz. Nitekim
Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı anlatıyor. Açıklamaları falan sosyal medyaya düştü biliyorsunuz. Evet. Tamam. Haber de oldu. O açıklamalarından dolayı olduğu sanılıyor. Efendim iç organları büyük ölçüde değiştirildi. Abdurrahim Karslı'nın zehirlendi. Tamam mı? Şu oldu, bu oldu. O nasıl ayrı. Yani anlamadım efendim. Ya bu açıklamaları yaptığı için mi diyorsunuz? Yani oradan şüpheleniliyor. Yani çok yoğun bakımlardan geçti Abdurrahim Karslı. Karslı. Neyse onu bir tarafa bırakalım. Bir iddia olarak. Tabii bugün de onu bir yani. Tarafa bırakalım. Muhsin Bey, Allah rahmet eylesin, Yazıcıoğlu rivayeti olur ki Tayyip Bey o aşamada partinin kuruluş sürecinde Muhsin Bey'i de arar. Bunlar yalanlanmadı. Muhsin Bey'i arar. Beraber çalışalım der. Nasıl olacak diye sorar Muhsin Bey. Der ki işte belirli biz bu şeyi değiştirme gömleği çıkarmadığımızda vesaire de bizi iktidar yapmazlar. Muhsin Bey der ki Tayyip Bey, eğer biz başkalarının desteğiyle iş başına gelecek olursak bu milletin iktidarı mı olacağız? Efendim belli bir güce eriştiğimizde dişsek çeviririz diyor. Tam da böyle açıklıyorlar şimdi ama yani siz savrulma diyorsunuz ama bir kesimde bu yaklaşımı işte kimlerine göre bir dünya lideri stratejisi bütün bu yaşadığımız süreçler. Valla bu ülkeden çıkan bir kimsenin dünya lideridir, bütün kainat lideri olmasını ben isterim. Tamam mı? Ama böyle, sonuçları böyle olmamalı. Ama böyle diyorsun. Olmamalı. Böyle olmamalı. Olmamalıydı. Muhsin Bey der ki işte orada böyle olursa biz bu milletin iktidarı mı oluruz? Bu bir. Acaba diyorum şehadetinde bu çıkışının bir etkisi var mı? Çok daha önemlisi aziz milletimiz huzurunda ben tanıklık ediyorum. 28 Şubat sürecinde efendim Muhsin Bey yani Büyük Birlik Partisi olarak sanıyorum 7 milletvekilleri vardı sanıyorum evet. O şeyde. Bizim yanımızda yer aldı. Yani biz ki üzerine tanklar yürütülen bir düşüncenin sahibiyiz. Sordular. Dediler ki niye orada yer alıyorsun? Şunu söyledi. O tarihi bir sözdür, yiğitçe bir sözdür. Namlusunu milli iradeye çeviren bir askere ben selam duramam. Meşhur evet sözlerinden. Müthiş bir şeydi bu. Acaba diyorum şehadetinde bunun bir etkisi var mı? Bu bir. Efendim ikinci olay şehadeti Mustafa Destici Bey. Şu anki milletvekili, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı. Sanıyorum 2007'lerde falan Muhsin Bey Suriye'yi ziyaret ediyor. Efendim Esad'la görüşüyor. Konu dönüyor, dolaşıyor tabii İsrail'le Suriye ilişkilerine. Diyor ki teyidi Mustafa Bey, eğer diyor biz İsrail'le savaşa tutacak olursak karar aldık. Meclis binamıza Türk bayrağı çekeceğiz. Acaba Suriye'nin başına gelen bu olaylarda Esad Bey'in bu konuşmasının, bu mesajının etkisi bir var. Etkisi var mı? Tarihe not nelerin etkisi olduğunu bilmiyoruz ama Suriye'ye demokrasi götürme hikayesi, çabası 700 binden fazla insanın hayatına 20 milyonluk bir ülkenin 15 milyonun ama içeride ama dışarıda mülteci durumuna düşmesine neden oldu. Yani 20 yıl önceki Suriye ile bugünkü Suriye arasında çok yazık ki bir tablo var. Zaten devletlerin yıkılması, küresel emperyalizmin başarıya ulaşması birden olmuyor. Orta Doğu'da iş bitmedi daha. Eğer bu ülkenin sahipleri yani Müslümanlar akıllarını başlarına toplamayacak olursa birbirleriyle efendim kavga edecekler, uğraşacaklar ve mikro devletler kurulacaktır. Mikro. Bu proje devam ediyor diyorsunuz. Devam ediyor tabii. Devam ediyor. Geçenlerde bir yabancı basında bir makale çıkıyor.
Türkiye ile diyor Suriye'nin barışması bizim için felaket olur diyor. Niye? Çünkü diyor biz Kuzey Irak'ta bir devlet kuruyoruz diyor. Bu kadar emek boşa gidecek diyor. Bu kadar emek boşa gidecek. Yani su uyur da düşmanı uyumaz derler ya. Aynen onun gibi. Ha, bu arada yine dış politika ile ilgili olarak Mahfuz Güler bizim Bingöl milletvekilimizdi. Evet. AK Parti'den de birinci dönem milletvekilliği yaptı. Şu an Koruk Hastanesi'nde efendim VIP temsilcisi durumunda orada şef. O anlatıyor. Yine 2008 falan sanıyorum. Libya ziyaret ediliyor. Sayın o dönemin başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kendi de olup olmadığını teyit eder veya tekzip eder. Kaddafi ile görüşüyorlar. Geniş bir iş adamı heyetiyle falan. Bakanlar falan var. Ana konu Libya'nın su problemi. Türkiye'den tıpkı Kıbrıs'a götürüldüğü gibi Libya'ya su götürülecek. Kaddafi diyor ki Sayın Bakanımız sayesinde epey mesafe kat ettik diyor. Sayın Bakan, Su İşleri Bakanı Eroğlu'ydu, Veysel Eroğlu sanıyorum. O iltifatı Başbakan'a, yani Tayyip Bey'e çevirmek için estağfurullah diyor. Sayın Başbakanımız sayesinde diyor. Talimatlarıyla. Talimat ifadesini kullandım bilmemiş. Onların diyor. Dönem bütün bakanlar talimat diyor ki bunun üzerine başa koymadan konuşmuyorlar. Efendim Kaddafi yönünü Sayın Başbakan'a çeviriyor. Sayın Başbakanım diyor. Bakın diyor su sizde var. Petrol de bizde var. Başkentinizi diyor tıpkı eskiden olduğu gibi İstanbul'a taşısanız da hani D8'ler de orada imzalandı ya taşısanız da suyu da petrolü de beraber kullansak. Bakın İstanbul'la ne alakası var? Yani İslam Birliği'nin yani, merkezi, evet, merkezi diye anladım. Olacak şimdi, tabii evet. O manada. Şimdi insan sormadan edemiyor. Acaba Kaddafi'nin linç edilmesinde, ülkesinin 40 parçaya bölünmesinde İslam Birliği'nden yana böyle bir cümle kullanmış olmasının etkisi var mıdır? Olabilir ama kanaatimce İslam alemini gözünü kırpmadan efendim kefenini peşiyle hazırlamış yiğitlere ihtiyacı var. Bu zor şey değil. Evet. Tamam mı? Yani ölümü göze almayan askerle zafer kazanılamaz. Tarihe baktığımızda yani bu projeyi bu küresel planlara direnecek durduracak. Bu zor değil. Bu zor değil. Nitekim daha önceki bir konuşmamızda da ifade ettiğimi sanıyorum. İslam alemi tarihte üç büyük facia yaşamıştır. Bunlardan birisi 1. Haçlı Seferi'yle maruz kaldığı faciadır. O faciayı biliyorsunuz Kudüs işgal ediliyor falan filan. O faciayı biz Selahaddin Eyyubi ile atlattık. Elhamdülillah. Selahaddin Eyyubi ile. İkinci facia Moğol istilasıdır. Akın akın geliyor tsunami gibi. O faciayı da Osmanlıoğulları'yla atlattık. Üçüncü faciamız bunlardan daha beter. Birinci Dünya Savaşı ile yaşadığımız facia. Devletimiz yıkılmış. Bayrağımız düşmüş. Hilafet sancağı yere düşmüş. Şu an Osmanlı toprakları üzerinde tam 72 devletin egemenliği var. 72. Daha zor diyorum. Çünkü öncekilerde düşman belli idi. Şimdi düşman belli değil. Abdurrahim Karakoç, Allah rahmet eylesin, gayet net olarak ifade ediyor. Kardeş, gövde bizim ama baş bizim değil. Öyle diyor. Zorluk burada. Ha, bütün buna rağmen bu faciayı da Allah'ın lütfü inayetiyle Erbakan doktriniyle milli görüş ilkeleriyle aşacağız inşallah. Öyle düşünüyorum. Tamam. Efendim sürenin sonuna geldik ama araya girmeyeyim dedim insicam bozulmasın diye. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler, yaptığınız değerlendirmeler için. İnşallah daha sonraki programlarda tekrar birlikte olur. İnşallah. Gündemin önemli başlıklarını
değerlendirmeye çalışırız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Efendim her zaman yaptığınız gibi en büyük teşekkür elbette bizi izleme nezaketi gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Biz bu akşam Altılı Masa'nın anayasa değişiklikleriyle başladık. Mısır'a gittik, Suriye'ye gittik. Yaşanan süreçleri değerlendirmeye, anlamaya çalıştık. Hep söylediğimiz gibi bunu yaparken bir sürçülisanımız olduysa lütfen affedin. Haftaya görüşmek dileğiyle. Mustafa Balta Madencilik Kulis Ankara programını sundu. Türkiye'nin kurban platformu kurbanpazar.com.tr adına almış olduğumuz vekalet doğrultusunda Orta Afrika ülkesi Çad'ın başkenti N'Djamena'ya bağlı Abena köyündeyiz. Büyükbaş hisse nafile kurban kesim organizasyonu için toplanmış bulunuyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi masum yetimler var. Kesilecek olan kurbandan kendileri de istifade etmiş olacaklar. Rabbim şimdiden kesilen kurbanı kabul ve makbul eylesin. Ölmüşlerine rahmet eylesin. Vacip, adak, akika, şifa ve ruhuna kurbanlarınızı dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaştırarak niyetlerinizi gerçekleştiriyoruz. Her şey dahil Afrika hisse bedeli 975 lira. Türkiye küçük baş bedeli 1975 lira. Türkiye'nin kurban platformu 444-2007. Arsa'da en güvenilir yatırım vaadi. Yeşil Vadi Arsa Ofisi. 444-2772. Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı.